Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, ben Alper Engelistan. Bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu lütfen bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane şeyler yapacağız. Sen neye bakıyorsun lan orada? Sen izliyor. Sabahın altısı. Yatakta olman gerekmiyor mu senin? Okul özeti. Tamam, okul zaten yakında. Neyse arkadaşlar, burada kanalımıza da lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmadan izleyenler çok var kanalımıza. Cidden bakın, bu durum bizi çok üzüyor arkadaşlar. Lütfen abone olmayı da unutmayın kanalımıza. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ilk defa değişik bir ders işleyeceğiz. Dersimizin ismi bugün hayat bilgisi. Şimdi gidelim şu bebişleri bir çağıralım. Zaten Sakar kalkmış, bakalım fakir ne yapıyor. Sakar, burada lan meşe odunu var burada. İnden aşağı. Fakir nerede? Fakir nerede? Abi bilmiyorum, bu tuvalete gitti herhalde. Fakir, banyo mu yapıyor lan acaba? Burada yok. Fakir. Ne yapalım? Banyo. Lan fakir. Lan sabah köründe ne işin var lan? Tamam hadi, üstünü çabuk giyin. Biz okula gidiyoruz, hadi kapıda bekliyoruz seni. Yürü yürü. Gel. Bana bakın, bu arada oruçsunuz ha, ona göre. Hadi geç sınıfa, yürü yürü yürü. Akşama daha çok var. Arkadaşlar bu arada oruç alanlar yorumlar kısmına da orucum yazsın, hepinize kalp atacağım. Oruç tutanlar adamdır. Şimdi hemen sınıfa gidelim. Sakın, nereye gidiyorsun sen? Hayırdır lan? Geçin bakın, ben geliyorum. Şuradan biraz ödev kağıdı falan alayım. Arkadaşlar bugünkü dersimiz hayat bilgisi olacak. Cidden güzel bir ders. Sizler de zaten görüyorsunuzdur büyük bir ihtimal hayat bilgisi dersini. Tabi kaldıysa. Bugün hayat bilgisi dersini işleyeceğim. Konuları az çok biliyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Cevapları da yorumlara yazarsınız. Yine donlu duruyorum. Yine çalış. Geçti. Bırak. Senin üstünü niye çıkarttın lan yine? Soruyor ciğer. Sıcak mı? Ha. Ah bir klimamız olsaydı. Aa lan buranın yukarısını niye kapatmadınız? Ya var ya sizin yapacağınız. Tamam neyse, sessizlik, herkes sırasına geçsin. Bugünkü dersimizi tahtaya yazıyorum arkadaşlar. Bugünkü dersimiz hayat bilgisi. Şimdi çocuklar, anne, hayat bilgisi hakkında bir konunuz var mı? Hayır. Fakir senin var mı? Öğretiyorsun. Hayatı öğretmiyor. Bir nevi aslında, evet doğru aslında. Şimdi bugün sizlere birkaç sorularım olacak. Sakar ön sıraya gel bakalım, arkada durmayın. Şimdi başlıyoruz, hazır mısınız? Hayat bilgisi. Şimdi sizlere birkaç soru soracağım. Bir okulda olmazsa olmazı gereken eşyaları sayın bakalım. Önce Sakar başlasın. Birer birer örnek vereceğiz şimdi. Sakar, bir okulda ne olması lazım? Bir tane örnek ver. Masa. Masa, tamam. Fakir, sen de say. Öğretmen. Öğretmen, aferin. Başka Sakar, söyle bakalım. Kitap, defter. Kitap, defter dedi, doğru. Fakir. Sınıf. Sınıf, aferin. Başka bir tane daha söyle. Tuvalet. Tuvalet. Aynen bak, tuvalet doğru arkadaşlar. Tuvaleti unutmayalım. Sakar başka var mı? Müdür tahta. Müdür tahta. Ben de deneyim mi? Klima. Peki en önemli şey nedir okulda olması gereken? Kamera. Hayır. Okulda olmaz. Hayır, okulda olmazsa olmazı gereken şey. Bak baş harfini buraya yazıyorum. Öğrenci, aferin, aferin, tamam, güzel güzel. Ama öğretmen de olmaz. Evet, öğretmen de olacak zaten. Şimdi sıra geldi diğer dışarıdaki varlıklara. Şimdi mesela okulun dışında böyle bahçe var, tamam mı? Evet. Okulun bahçesinde olması gereken şeylere birer tane örnek verin bakalım. Böcek. Böcek mi? Ya böceği ne yapacağız okulun çevresinde? Hayır, öyle değil. Malzeme olarak. Çiçek. Ha. Malzeme olarak. Çiçek. Çöp kutusu. Çöp kutusu, aferin, fakir bildi bir tane. Sen söyle bakalım Sakar, okul bahçesinde ne okul olabilir? Okul bahçesinde futbol sahası. Futbol sahası, aferin lan sana. Fakir başka? Araba park yeri. Araba park yeri, aslında evet, öğretmenler için olabilir, doğru söylüyorsun. Sakar başka? Park. Okul bahçesinde park olmaz, ha genelde... Ağaç olabilir. Hayır, olabilir, ana sınıfı var. Doğru, evet. Park da olabilir, doğru. Başka? Fakir. Ağaçları yetiştirelim. Ağaçların olduğu bir alan. Doğru, aferin. Ağaç olabilir. Peki bir tane daha önemli bir şey var aslında. Mesela... Mesela hani okul bahçesini... Aferin lan Sakar sana. Aferin. Bahçede değişiyor. Bahçede lan. Kantin bahçede olur. Hayır, bahçede olur. Tamam, o değişebilir.
Aslında değişebilir arkadaşlar. Ben eskiden ilkokula gittim de bizim okuldaki kantinimiz bahçedeydi yani. Okulda içinde değildi. Şimdi birçok okulun içine aldılar kantini. Olabilir, ikisi de doğru cevap olarak kabul ediyorum. Şimdi hayat bilgisini yavaştan anladınız değil mi biraz böyle? Evet. Şimdi, benim annem nerede? Ya anne yok, anne yok. Anne yok. Sus, ders var. Abi var. Tamam. Bu arada sizi ben bir teneffüse çıkarım şimdi. Bir teneffüs, sizin beyniniz evet. Biraz yandı gibi. Siz teneffüse gidin. Ben de arkadaşlar o sıra hayat bilgisi hakkında ne öğretebilirim çocuklara? Onları düşüneyim biraz sizlerin eşliğinde. Ne öğretebilirim hayat bilgisi hakkında? Okul öğrettik. Patlarım yiyelim ya. Çok özledim ya. Lan? Yiyelim. Ne yapıyorsunuz lan siz? Ne yapıyorsunuz lan? Orucunu bozdurmaya çalışıyor. Fakir orucunu bozdurmaya mı çalışıyor lan Sakar'ın? Gel yiyip diyor. Ben size demedim mi lan oruç zamanı yemek yenmez diye? Ben yemedim. Ben yemedim. Bu pastayı kim koydu buraya, açıklayın. Bu pasta buraya nasıl geldi? Kantin bu lan. Aa, kantin senin. Doğru. Pasta var mı senin kantinde? Bakayım bir. Aha pasta ya. Da var. Bir tane de eksik. Fakir. Bak. Çok dikkat çekiyorsun. Yapma. Ya teneffüs bitmiştir herkes sınıfa. Teneffüs bitmiştir herkes sınıfa. Bunlara bakın ya. Bir de oruçlarını bozmaya çalışıyorlar ya. Ben bozmayacağım. Oruç bozulmaz. Çok günah. Sınıfa geç. Ne kaç gün? Eğer orucunuzu bozarsanız 60 gün boyunca oruç tutmak zorundasınız. O yüzden vallahi tut. Yani keşke bozsaydınız. 60 gün boyunca oruç tutacaktınız. Bozarmış mı? Hayır, 60 gün. Hatta 61 gün. Tamam neyse. Hayat bilgisi dersine devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci derse sizler de hoş geldiniz. Şimdi ya. Size ne öğrettim ben ilk derste? Okulu öğrettim. Okulun içini, okulun çevresini, bahçesini değil mi? Şimdi. Evet. Şimdi öğrencinin özelliklerinden devam edelim. Sizce bir öğrencinin olmazsa olmaz özelliklerinden birisi nedir? Yaramazlık. Yaramazlık. Evet, kabul edebiliriz. Doğru. Ne? Akıl. Akıl, evet, zihin, zeka, evet, doğru. Başka Sakar sen söyle. Terbiyesizlik. Ya sus, terbiyesizlik olur mu ya? Terbiyesiz öğrenci, otur yerine. Terbiyesizlik yapayım fakir. Tamam, fakir yapayım, fakir terbiyesiz zaten. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi size birkaç tane tanım soracağım. İlk başta fakirden başlıyorum. Fakir, bak bakayım bana. Hayat deyince aklına ne geliyor? Yaşam. Yaşam, başka? Hayatı bize tanımla. Bekle, senin sıran gelecek. Hayat deyince aklına neler geliyor? Yaşam. Tamam, fakirim biraz arkadaşlar zekası kısıtlı gibi. Sıra Sakar'a soralım. Sakar, hayat deyince aklına ne geliyor? Yaşam, sevgi, düşünce, bilgi. Bu kadar mı? Hayır, daha çok var. Evet. Serbest olmak. Yağmur başladı bu sırada. Yaşamımızı uzun sürdürmek. Tamam. Fakir, senin aklına geldi mi bir şeyler? Allahu ekber. Allah, çok kötü. Ne? İklim. Aynen bak, vallahi fakirin aklına yağmur getirdi iklim. Arkadaşlar, hayat çok değişik bir kavramdır. Hayat deyince akla birçok şey gelebilir. Sizler de yorum arkadaşlar, hayat deyince aklınıza ne geliyor? Yorum kısmına yazın. En çok örneği veren ve doğru cevapları verenlere kalp atmaya çalışacağım, haberiniz olsun. Sırada başka bir şeyin tanımı var. Biliyorum yoruldunuz ama zaten akşam da oluyor. Orucumuzu açmaya az kaldı. Oğlum dışarıda neler oluyor? Şimşekleri duyuyoruz mu lan? Sakar uyuma, kalk. Sakar kalk. Derste uyumaz. Kural 1. Okul uyuma yeresi değildir. Ona göre. Tamam mı ya? Tamam şimdi. Senle çalışkan olacağım. Size bir tanım daha soracağım. Öğretmen deyince. Pardon bunu daha sonra soracağım. Okul deyince aklınıza neler geliyor? Öğrenmek. Tamam, sıra sıra yapalım. Önce Sakar başlasın. Öğrenmek. Bilgi edinmek. Aferin. Okulumuzu geliştirmek. Okul nasıl geliştireceğim mesela? Okulumuzu geliştirmek için bir hikaye kitabı alacağız. Bu arada bu ya belediye haber verdi. Bu iptal kırtasiye açılıyormuş. Kırtasiye inşallah açılır, iyi olur. Tamam, sıra fakirde. Fakir sen söyle bakalım. Okul deyince aklına neler geliyor? Öğrenmek için toplandığınız yer. Ama siz ne yapıyorsunuz öğrenmek yerine? Öğretmeni kanser ediyorsunuz. Öğretmene vuruyorsunuz. Olabilir. Öğretmene saygısızlık yapıyorsunuz. Bakın, öğretmen konuşurken çocuklar konuşmaz. Anlaşıldı mı?
Tamam. Tamam hadi bugünlük sizi kısa tutacağım. Ödevlerinizi veriyorum şimdi. Bu ödevleri yarın istiyorum, haberiniz olsun. Önce fakirinkini vereyim. Ama istiyorsun madem bir hayat bilgisi. Fakir ödev. Hayat bilgisi zaten böyle bir şey. Diğer derste de soracağım. Yavaş yavaş ilerliyoruz. İlk dersten her şeyi soramam size. Fakir ödev. Fakire güzel bir soru soracağım. İnsan. Öğretmenim bizim birinci kandemimiz bir zaman olacak. Evet öyle. Tamam bu. Evet kandem ne zaman olacak? Bu fakirin dersi. Fakir al bakayım ödevini. Evet. Bunu yarın istiyorum. Sıra Sakar'da. Sakar ödevini soralım bir de. Sakar'a da biraz yaşı küçük olduğu için ona da. Aynen. Sakar ödev. Ben giysi istiyorum. Ben üşüdüm. Tamam. Sakar'a da arkadaşlar birazcık kolay sordum. Sakar bu da senin ödevin. Al bakalım. Ben ders bitmiştir. Birazdan. Ney bu? Hayvan deyince aklıma neler geliyor. Aa çok kolay. Ya bu ne ya? Hayır bu kadar değil, çok geniş, böyle uzun uzun yazmanızı istiyorum. Ders bitmiştir, herkes eve, ben de geliyorum. Orucumuzu aç, orucunuzu açmayın, ezanı bekleyin. Ben de geleceğim eve. Arkadaşlar umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Bugün hayat bilgisi dersi işledik, cidden güzel bir ders oldu bence. Daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Sizleri seviyoruz, kendinize iyi bakın. Ve buraya kadar izleyip de yeni koltuğumu fark ettiyseniz sizler de yoruma yazın, kalp atacağım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, bay bay. Hadi koşun, orucumuzu açmaya gidiyoruz. Yürüyün, ölüyor başlıklar lan. Allah! Koşun lan eve. Koş.